Ali Karahasanoğlu. Bir tane itirafçı yok, olanı da içeri tıkmışız. FETÖ gibi derinden çalışan bir örgütü bitirmek için bu yapıya aldanarak teslim olan insanların itiraflarına büyük ihtiyaç var. Hem derin bir yapı hem de tedbirli bir yapı. İşi sağlama alan bir yapı. Örgüt, holding patronu iş adamının telefonunu dinliyor. Dinleme yaparken işi kitabına da uyduruyor. Atıyor işkembeden bir isim. Şeyh Muzaydın diyor. Çok azılı bir PKK'lı diyor. Veriyor holding patronu iş adamının telefonunu. Bunu dinlememiz lazım yoksa PKK çok önemli bir saldırı yapacak diyor. Polis talebi savcıya yolluyor. Böylece kendisini kurtarıyor. Topu savcıya atıyor. Savcı da kendi adamları ama olsun işi sağlama alıyorlar. Savcı hakime gidiyor. Bu telefonun dinlenmesi lazım yoksa terörist saldırıyı önlemek imkansız diyor. Talepte bulunduğu hakim de kendi adamları ama olsun. Savcı da kendisini sağlama alıyor. Hakim veriyor dinleme iznini. Ama o da aslında kendisini aklı sıra sağlama alıyor. Polis hazırlamış getirmiş, savcı haklı bulmuş, talep etmiş. Ne yapacaktım? PKK saldırırsa saldırsın bana ne? Ben telefon dinleme izni vermem mi diyecektim diyor. Basıyor dinleme kararını. Oysa hakim kendi adamları olmasa adil bir hakimle karşı karşıya olsak, önce bu telefonun o teröriste ait olduğuna dair delilleri getirin. Hiç mi olmazsa bir günlük dinleme vereyim, dinleyin getirin. Gerçekten teröriste ait olduğuna dair delillere ulaşırsak, ondan sonra bir aylığına, üç aylığına dinleme kararı vereyim demeli ama denilmiyor. İşin gerçekleşme prosedürü ve aslında olması gerekeni bu. FETÖ ise bir tane, iki tane, üç tane değil, binlerce dosyada aynı taktikle iş adamlarının, bürokratların, milletvekillerinin, bakanların, hatta başbakanın telefonlarını dinlemiş. Kendince çarpıtılacak bilgileri havuzda toplamış. Ondan sonra operasyonlara başlamış. 17-25 Aralık emniyet darbe girişimini yapmış, 15 Temmuz askeri darbe girişimini yapmış, ardından devletten büyük bir darbe yemiş. Ama hala ayakta. Hala tabanı diri tutmak için operasyonlara devam ediyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olsun. Bu yapıya aldanarak girmiş olanların gerçekleri anlatarak itirafçı olmalarını, bilgilerin zincirleme dökülmesini, yapının tüm çıplaklığıyla deşifre olmasını bekliyoruz. Ne gezer? 2010'da Yargıtay'a üye seçilirken, Yargıtay'a üye seçilebilecek konumda olan 5000 hakimin içinden 3 tane bacanağı alıp Yargıtay'a seçtiren derin yapı için ciddi tek eleştiri getirmeyenler, bugün sabahtan akşama kadar Kavakçı ailesi şurada, Kavakçı ailesi burada diye uyduruk haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Son ortaya attıkları isim Merve Kavakçı'nın eniştesi Osman Kan. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü olmuş, Osman Kanbey, merak ettim. Eksik bir durumu, bir liyakatsizlik mi var diye. Kabataş Erkek Lisesi'ni ardından da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirmiş. Pek genç sayılmaz. Neredeyse emeklilik yaşı gelmiş. Bu ehil isme bile itiraz ediyorlar. Ama FETÖ'nün üç bacanağı birden tek partide yargıtaya seçmesine küçücük bir itirazda bulunmuyorlar. Böylesi bir Türkiye'de herkesin FETÖ'den çekindiği, FETÖ'nün işlediği hainlikleri dillendirmediği, hatta FETÖ'nün kulaklarına üflediği konularla kabakçı ailesi devleti ele geçirdiği gibi propaganda yaptığı bir Türkiye'de, FETÖ'nün kendisine nasıl yaklaştığını anlatan bir savcı, Ferhat Sarıkaya, Topun ağzına konuldu. Önce tutuklandı, savcılıktan ihraç edildi. Dün de duruşması vardı. Yine samimiyetle tüm bildiklerini anlatmış. 17-25 Aralık'ta hiçbir dahli yok. 15 Temmuz hain darbe girişiminde küçücük bir rolü yok. Çok çok eski yıllardaki FETÖ'cülerle kol kola girişini de ayrıntılarıyla izah ediyor. Ama yine hedefte olmaktan kurtulamıyor. Şemdinli'de PKK terörünün azdırılması için, derin devlet elemanlarına yaptırılan saldırıların üstünün örtülmesini isteyen ulusalcılar, 2006'nın intikamını Ferhat Sarıkaya'dan alıyor. 100. Yıl Üniversitesi gibi, dindar öğrencilerin çok yoğun bulunduğu bir üniversitede bile başörtü yasağını uygulamaya kalkan Yücel Aşkı'nın yolsuzluklarını ortaya çıkardığı için bu savcı cezalandırılmak isteniyor. Bir tane itirafçı var, o da cezaevine tıkılıyor. Şimdi gelin de FETÖ'cülerin itirafçı olmalarını bekleyin. Mine giyin sevabını bekleyin diyebilecek kadar gözü dönmüş örgüt ablalarının gerçekleri anlatmalarını bekleyin. Onlardan gözükmek için içki içebilirsiniz diyenlerin hata ettik, aldatıldık, Allah'ın emrini çiğneyerek Allah'ın rızasının kazanılamayacağını düşünemedik, bize verilen bu günah dolu emirleri yerine getirdik, pişmanız demelerini bekleyin. Ferhat Sarıkaya anlatıyor. Savcılıktan ihraç edildiğimde bana para yardımı yaptılar, beni Güney Afrika'ya götürdüler, ailemin geçimini temin ettiler. Sarıkaya'ya para yardımı yapanların izleri takip edilip o paraların kaynağı soruşturulacağına Sarıkaya cezaevine konuluyor. Dünkü duruşmada tahliye edilmiyor.'' FETÖ'nün para trafiğini, derin ilişkilerini organize edenleri deşifre edecek bir tane doğruyu söyleyen itirafçımız var, onu da içeri tıkmışız çıkartmıyoruz. Ulusalcıların oyununa geliyoruz. PKK terörünü provoka etmek isteyenleri deşifre eden savcıdan intikam alınışını izlemekle yetiniyoruz. Başörtü yasakçılarının yolsuzluklarını ifşa eden savcıyı cezalandırmalarına seyirci kalıyoruz. Umarım bu işin sonu kendileri her gün FETÖ'nün kulaklarına üflediği propagandaları hayata geçirmekle meşgulken, her gün FETÖ'cülerle kol kola girmişler, operasyonlara imza atarlarken, ne istediniz de vermedik diyenleri topluyoruz ile sonuçlanmaz. Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit